Sayın Cemil Çiçek Türkiye Millet Meclisi Başkanı. Sayın Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı. Sayın Kalkınma Bakanı. Cömert Otorbayev Başbakan Yardımcısı. Sayın Ertuğrul Günay Kültür ve Turizm Bakanı. Ruslan Kazakbayev Dışişleri Bakanı. Sayın Ali Babacan Başbakan Yardımcısı. Almazbek Bat Tır Beko Kırgızistan Parlamentosu Uluslararası İşler ve Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Başkanı. Azamat Arapbayev Kırgızistan Parlamentosu Sanayi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı. Safar İsakov, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Dış Politika Daire Başkanı. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Atambayev, muhterem hanımefendi ve değerli misafirler. Bugün konuşmalar yapılırken değerli Cumhurbaşkanı dostum hep kalbinden konuşuyor. Kağıttan hiç okumuyor. Ben de bugün öyle yapayım dedim. Kağıtları buraya koydum. Önce hem zatarinize, hem eşinize hem de heyetinizdeki bütün değerli üyelere hoş geldiniz diyorum Türkiye'ye. 1 Aralık'ta Kırgızistan'a geldiğimizde Kırgızistan'daki büyük değişimi gözlerimizle gördük. Sizin Cumhurbaşkanı seçilmeniz ve devir teslim törenine katıldık ki o heyetteki birçok milletvekillerimiz bugün bizimle beraber. Orada o muhteşem günü hep beraber yaşadık. Ve orada size ilk resmi ziyaretinizi Türkiye'ye yaparsanız bizi çok sevindireceğinizi söyledik. Siz de ilk resmi ziyaretinizi Türkiye'ye yapıyorsunuz bugün. Bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Gerek bugün baş başa heyetler arasında yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığınız güzel konuşmada, gerekse hükümet üyelerimizle, Sayın Başbakanımızla hep yaptığınızı, yapacağınız görüşmelerde iki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz. Sizler bizim ana yurdumuzdan geldiniz. Gündüz de söylediğim gibi biz ana yurdu size bırakıp geldik buraya. Siz de oraya güzelce sahip çıkıyorsunuz. Geçen 1,5 sene içerisinde Kırgızistan'da olağanüstü büyük değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin çok az sancılı olması başkalarıyla mukayese ettiğimizde bizi ayrıca tabii mutlu etti. Bu süre içerisinde büyük bir değişimi gerçekleştirdiniz. Seçimler yaptınız, uluslararası gözlemciler izledi ve en düzgün seçimlerin yapıldığını herkes söyledi. Anayasa değişikliği yaptınız, yeni anayasanızı yazdınız. Parlamenter sisteme geçtiniz. Cumhurbaşkanı seçildiniz ve Cumhurbaşkanlığı seçimi en düzgün şekilde yapıldı. Ve devir teslim töreni yapıldı. İki cumhurbaşkanı yan yana durdular ve devir teslim töreni yaptılar. Daha sonra meclisteki 5 partinin 4'ü bir araya geldi. Koalisyon hükümeti kuruldu. Başbakan, meclis başkanı, bütün bunlar halkın iradesi ve demokrasinin gösterdiği ilkeler çerçevesinde tespit edildi ve hükümetiniz güven oyu aldı. Bütün bunlar olağanüstü bir değişim sürecinin yaşandığını göstermektedir. Bundan dolayı Kırgız halkını, sizleri, hepinizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Bugün de söyledim, birçok ülkede bahar yaşanıyor, siz baharı bitirdiniz, yaza girmiş oldunuz. Bu yazın en verimli olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki bütün dostlarınız sevindiği gibi Türk kardeşleriniz de çok sevindi. Şimdi artık Kırgızistan'ın ekonomik refahını sağlaması, kalkınmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi dönemi var. Sorumluluklarınız çok büyük. Türkiye her alanda, bütün sahalarda, alanlarda Kırgızistan'a en büyük desteği verecektir. Bunu da başından ispatladık. Bundan sonra da böyle olacaktır. Kırgızistan'dan döndükten sonra bütün kurumlarımıza, büyükelçilerimize, sivil toplum örgütlerimize verilen talimat hep bu olmuştur. Kırgızistan'ı
her konuda azami destek vereceğiz diye. İş adamlarımız özellikle tabii ki Kırgızistan'a çok daha güvenli bir şekilde geleceklerdir. Çünkü onların güvencesi sizsiniz. Bu değişim sürecidir. Bu değişim sürecinden sonra Kırgızistan'da kuralların hakim olduğu, kanunların hakim olduğu, herkese eşit muamelenin yapıldığı bir yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Kırgızistan bundan sonra yatırımcılar için cennet olacak diyorsunuz. Bu onlara en büyük davetiyedir. Burada çok sayıda Türk iş adamı var. Bunların bir kısmını tanıyorsunuz. Biz bir kısmıyla İstanbul'da görüşeceksiniz. Bazıları zaten Kırgızistan'da. İnanıyorum ki onlar da bütün gücüyle Kırgızistan'a yatırımlarını yapacaklardır. Orada istihdam yaratacaklardır, üretim yaratacaklardır ve buradan teknoloji transferini gerçekleştireceklerdir. Ben bir kez daha sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Ne kadar çok başarılı olursanız o kadar çok hepimiz mutlu olacağız, mutlu olacağız. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli abim diyor, hemen cevap ver. Bugün bana tatil olmadı. Kaç yerden konuştum. Tamam abi, ne yapacağız? Abi söyledi. O zaman ne diyeceğim? Ben bu Aralık 1'inde Allah'tan çok istedim. Benim sayın değerli abim gelse, kendi bana duasını verse, benim bu başkanlığın ofisinde, odamda bir dua verse de Allah'tan çok çok diledim. Ve bu işte yaptırdım abiye. Zorladım abini, dedim gel odaya, buradan bana dua et. Ve abim bana dua verdi. Bana göre abinin dualarını Allah duyuyor. Nedir böyle bende? Öyle bir düşünç var. Bu için sanıyorum abinin duasından sonra çok şeyler yerine geldi. Meclis yerine geldi. Hükümet yerine geldi. İsteyen adamlar yerlerine oturdu. Abi o sizin yardımınız, sizin duanız sebep. Kırgız'ın bir sözü var. Atka minerken doğru değil bindi diyorlar. Atka otururken doğru değil oturdu. Düzgün değil oturdu. Yanlış oturdu. Ama siz geldiniz, bana dua verdiniz. İnşallah ben düzgün oturdum. Attın dizginlerini ele aldım. Ve bu benim için çok büyük bir mutluluk, benim için büyük bir şans oldu. Her zaman hatırlıyorum. Uçaktan da anlattım hanımıma. Benim için büyük şans oldu sizin geldiğiniz. Ve sizinle birlikte büyük bir ekip geldi. Burada çoğunu gördüm. Çok teşekkürler. Sebep gerçekten Orta Asya'nın tarihinde büyük bir şey oldu. Bir cumhurbaşkan, yeni bir cumhurbaşkana savaşsız, kansız gel al otur dedi. Doğru mu? Bu da bir inşallah her ülkelerde böyle olursa gelecekte ne güzel olacak. Sebep abim öyle bir söz bulmuş. Siz Bakar'da geçtiniz. Gerçekten ne güzel bir söz. Gerçekten biz Bakar'dan geçtik, atladık. İnşallah yaza geliyoruz. Yaza geliyoruz. Doğru. Eğer ekonomikanı geliştirmek istersek biz yatırımcılara şart, iyi bir şartlarda vermeliyiz. Ve inşallah vereceğiz. Ben biliyorum bu son 20 sene içerisinde birkaç iyi yatırımcılardan gerekse kendi mülkiyetleri alındı. Büyük mülkiyetleri, imaratlara, otellere kadar alındı. Şimdi ben onu araştırıyorum. Ama ayrı yatırımcılar tam tersini yaptılar. Rüşvet verdi, AKV, BAKV, Kırgızistan'da çaldı, sömürdü. O da oldu. O da oldu. Bundan sonra Kırgızistan'da kanun, işin hepsi abim söylediğim gibi kanuni olacak. Allah için kanuna uygun olacak.
Ve daha ne söyleyeceğim? En zor zamanlarda böyle durumlar oldu. Aylap senelep benim ailem burada kaldı mecbur. Orada tehlikeli oldu. Bunların hayatları için, çocuklarımın hayatları için. O günleri ben biliyorum. Yengemiz, Hayrinsa yengemiz benim hanımımdı. Çocuklarımı evine davet edip, morallerini düzeltip, öyle bir zor zamanda böyle bir şeyler hiç unutulmaz abicim. Hiç unutulmaz. Sebep iyi zamanda dostlar çok ama ben çok zor zamanda gördüm. Yanında birisini bulmak çok zor oluyor zor zamanda. Hepsi kaçıyor, korkuyor. Ben size söyledim. Gerekse dost da satabilir, akraba da satabilir. Sadece Allah satmıyor. Allah satmıyor, Allah yardımcı oluyor. Ve böyle zor zamanda büyük Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı, hanımı, First Lady, bizim muhalefetin hanımın çocukların evine davet edip çay verdi, yemek verdi. Ben kendim de o zaman Bişkek'ten duydum, çok mutlu duydum. Çok mutlu duydum dedim, böyle yengelerimiz var, böyle abilerimiz var. Ben çok şanslıyım, mutluyum dedim. Sebep o zaman gerekse Bişkek'te akrabalarım benimle konuşmaktan korktular abi. Teşekkürler yenge, size çok teşekkürler. Teşekkürler abi size. Ve daha bir şey söylemek istiyorum. Mümkün bugün anladınlar. Ben tarihti çok severim. Sebep bizim tarihti hepsi almışlar kendilerini. Misalı hepsi diyorlar bir hafta sonra Çin'de yeni yıl. Doğu tarafta yeni yıl. Doğu'nun takvimi. Ama bu bizim takvim. Bu Türklerin takvimi. Çin'in tarih kitaplarında yazılmış. Biz bu takvimi Türklerden öğrendik diye. Biz onu bilmiyoruz, biz unuttuk. Bundan sonra bilmek gerek. Şimdi Acdar yılı geliyor. Acdar yılı geliyor. Ben ne istiyorum? İnşallah burada yıldız gibi Türkiye var. Ama bakınız, Asya'da Singapur, Acdar ülke. Malezya acıdar ülke, Tayvan acıdar ülke, Kırgızistan da bir acıdar ülke olsun inşallah. Olsun. Ve bu yeni bir hükümet, yeni bir iktidar, yeni bir yıla geliyoruz. Sizin batadan, sizin duvadan sonra ve bu yıl acıdar yılı oluyor. İnşallah ben sanıyorum bu Kırgızistan'ın bir acıdar, Asya'nın yeni bir acıdar, Singapur gibi, Tayvan gibi, Malezya gibi acıdar ülke olacak yılının ilk adımı, ilk yılı abim inşallah. Ben çok inanıyorum. Allah büyüktür ve siz gibi bizim kardeşlerimiz var, abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Ben bugün anlattım arkadaş diye niye. Biz şimdi biliyoruz, arka taraftan birisi gelse, abileri var. Durur, kalkanlı, kılıçlı. Ve ben bu sözümde bizim kardeşlerimiz, bizim ana vatanımız Türkiye için, ana vatanımız Türkiye için, ben bir gün meclisten söyledim gerçekten dedim. Türkiye Kırgızlar için, köylük Kırgızlar için uzak bir ülke ama her Kırgız biliyor Türkiye var. O bir yıldız gibi. Misal yıldız gökyüzünde gözükse de var ama gökyüzünde bulutlar varsa da biliyorsun yıldız var. Kırgızlar için Türkiye böyle bir yıldız. Ve bizim bir ümitimiz, bizi bir yol gösteren bir ana vatanımız. Ama bu tarafa ata vatandan geldik. Doğru mu? Atla ata vatandan geldik. Ata mekenden geldik. Kırgızistan'dan geldik. O tarafta da unutmak olmaz. O tarafta da unutmak olmaz.
Unutmayalım geçmişti. Sebep bugün meclisten söyledim, belki tekrar söylüyorum, belki birisi duymadı dedim. Eğer geçmişti tapançadan ateş etsen, gelecek seni toptan ateş edecek. Bu atalar, babalar sözü. Geçmişte unutmayalım. Zamanında atalar, dedeler geldi, Türkiye'ni yaptı. Şimdi birlikte inşallah yeni bir Asya'nın Türk acılarını yapalım. Sadece Singapur, Malezya, Tayvan olmasın. Kırgızistan olsun. Başka Türk cumhuriyetleri olsun. Kazakistan, Özbekistan, hepsi olsun. Ama sanıyorum ilk biz olacağız inşallah.